Evet, burası da Osman Dede köyü. Bu köyde de yıkılan çok sayıda ev var. Yaralanan çok kişi var mı? Yaralan yok. Ama Yaşam yitirenleri, yitirenler cenazelerini defnetilen gömüyor. mi? Ama yarısı Burada mı da aynı yoksa? kazın altında. Yani kazın altında var mı? Kimsesizler, yaşlılar özellikle. Nerede? O da köyün girişinde bir ev var tahminimize göre. Yani diğer tarafa mı düşüyor, bu tarafa mı düşüyor? Bu tarafa düşüyor. Bu tarafta da var mı bilmiyorum. Ama buradan sonraki köylerde daha çok var. Enkazın altında olan var yani. Evet, Kaç var. kişiyi tahmin ediyorsunuz? Yani bilmiyoruz ama vardır yani. 3-5 kişi. Vardır. Yalnız yaşayanlar da var, yaşlı. Hiç AFAD'a falan haber verdiniz mi? Çadırları Ulaşamıyoruz. Çadır Çadır geldi, evet. Çadır getirdiler, evet. Ama Getirenlere söylediniz mi? Böyle böyle bir durum evet, var. evet, Ne evet, evet. dediler? Bir şey diyemediler. Onlar da bir şey yapamıyorlar yani. Köy kaç haneydi? Ya 60 mı 70 biz bilmiyoruz da Ha aslında evet. yani şey biz Anladım. başka yerde geldik. Burada Bu taraflarda evlendiğimiz var mı böyle enkaz için. altında kalan? Karşıda evde. İnsanlar Şu zaten mesela şu evet. evde var mı? Şu O yok, orası şu boştu. karşı evde var mı? İnsan vardı da kurtardılar. Ha, kurtarıldı. Evet. Siz burada oturmuyor musunuz? Biz burada da. Bu benim gelinim de nişanlı da. Narlı'da. Ben burada. Evet. Osman Dede köyünde de yıkılan evler çok. Bu evin boş olduğu söylendi. Bu evde hiç kimse yok ama bu evde enkaz altında kalıp kurtulanlar varmış. Sağ çıkarılanlar varmış. Yine bu köyde enkazın altında olduğu düşünülen yaşlılar var. Yalnız yaşayan yaşlılar var. Bu civar köylerin çoğunda yaşlılar yoğunluktaydı. Gençler genellikle Avrupa'da ya da Batı illerindeymiş. Yaşlılar yaşıyor buralarda. O yüzden hala enkazın altında kalan yaşlılar olduğu söyleniyor. Evet. Osman Dede köyünde böyle tamamen yerle bir olmuş evler var. Tabi buralarda sadece insanlar değil, diğer canlılar da enkazın altında kalmış. Çöken evler, ahırlar. Bahçelerin içerisinde enkazların olduğu noktaya gidiyoruz. Bu enkazların arasında AFAD çadırı buraya ulaşmış ve köylüler, insanlar yıkılan evlerinin yanı başına bu çadırları kurmuşlar. Evet. Osman Dede köyü burası. Yaklaşık 60 haneli bir köy. Ve bu köyde yine burada gecelerini çadırda geçiren enkazın başında. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun hocam. Bu Osman Dede köyüydü. Osman Dede. Kaç haneli bir köy? 60. 60 haneli. Yıkılan ev sayısını biliyor musun? Hepsi. Hepsi neredeyse. Çünkü bir iki tane onlar da hemen girişte, oturulmaz evet, zaten. oturulmaz haldeler Evet. zaten. Ama tamamen enkaza dönüşmüş. Evet. Evet. Çoğunda iki katlı, üç Evet. katlı, çoğu iki katlı, enkaz işte altı kat. Evet. Bu binalarda yaşayanlar sağ salim çıkabildiler umarım. Köyümüzde iki Suriyeli var. Ölen.
Evet. Bir de kendi köylümüz var. İki tane, dört kişi burada. Dört kişi yaşamını yitirdi. Aha. Kaç kişi yaralı çıkarıldı? Yaralı da yok. Yani çok şükür. Ya. Onun dışında diğerleri yani sağ kurtuldular. Enkaz altında kimse var enkaz mı? Enkaz altında şu an kimse yok. Kimse yok. Biraz önce köyün girişinde yaşlı çiftler olduğu söylendi. Çıkarıldılar mı onlar? Çıkarıldı evet. Onlar da çıkarıldı. Evet, biraz önce enkaz görüştüğümüz köylüler enkaz altında kalanlar olduğunu söylemişti. Köylüler onları da çıkarmışlar. Bir ihtiyacınız var mı? Ya, çadırlar yani işte, buradan çağrı yapabiliriz. Çadırlarımız, köyümüzün evet. Çadırları tamamlandı işte. Yok, ihtiyacım Sivil, yok. Evet. İhtiyacınız yok. Yok. Evet, Osman Dede köylüleri aha. ihtiyaçlarının Isınma karşılandığını işte, söylüyorlar. Ömür işte devletimiz bize yardım evet, eder. Onlar muhtemelen ikinci aşama olarak yapılacak olan yardımlardır. Isınma sorunu yaşıyorlar artık çadırlara kavuştukları için. Yavaş yavaş artık bu çadırlarda soba yakmak zorundalar. O yüzden yakacak ihtiyacı var. Odun, kömüre ihtiyaç var. Sağlık konusunda gezici sağlık ekipleri gelebiliyor mu? Daha gelmediler değil mi? Yani şey çok kavuşamıyorlar. Evet, evet. Evet, onlar da biraz önce Karaca köyü müydü? Karaçay köyünde iki doktor gördük. Onlar muayenelere başlamışlardı. Muhtemelen buraya da gelirlerdir. Büyük ihtimalle onlar da bu güzergaha bakıyorlardır. Böyle en azından enkazın odunlarını yakarak ısınıyorsunuz. Orada evet. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet evet. Burada enkazın altında kalanların tamamı çıkarılmış. Evet. Çadırlar da bütün köylülere dağıtılmış. Ve insanlar bu köyde Suriye vatandaşı İki kişinin enkazın altında can verdiğini yine köyün yerlilerinden de iki kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyorlar. Evet, enkazdan çıkarlar. Kendi evlerinin enkazından çıkardıkları odunlarla, kalaslarla ısınmaya çalışıyor. Doğan Dede köyü. 60 haneli köy şu ana kadar küçük bir alanda dolaşmamıza rağmen neredeyse 20'ye yakın evin yıkıldığını gördük. Köylüler köyün tamamının yıkıldığını söylüyorlar. Neyse ki can kaybı bu yıkıma rağmen can kaybı kendilerinin de deyimiyle en azından teselli bulacakları bir noktada. Evet. Enkazdan sağ kurtulmayı başaran, depremden kurtulmayı başaran inek, ne köpek var. Sağlı sollu yolun her iki tarafında yıkılan binalar var. Sağlık ekiplerinin aslında bu köylere çıkıp yaşlıların tedavi edilmesi ve almak zorunda oldukları ilaçların temin edilmesi hayati önemde. Çünkü bu köylerin çoğunda yaşlı yurttaşlarımız kalıyor. Çok geçmiş olsun. Siz buralısınız Osman Dedeköy. Bu evin sahibisiniz. Kurtulmuşsunuz şükür. Ölü yok, can kaybı yok. Köyde 4 kişi var. Evet. Evet, biraz önce maalesef konuştuk. 4 kişi olduğu söylendi. Deprem bölgesi olduğunu biliyorduk da bu kadar yıkıcı olduğunu bilmiyorduk. Evet. Konuşuluyor muydu daha önce mesela deprem mevzubahis olduğunda? Tabii canım, biliyorduk deprem bölgesi olduğunu, fay hattının olduğunu. Fakat bu kadar yıkıcı olduğunu tahmin etmedik. Evet. Maalesef yoksa çok yıkıcı olur. Bir maalesef bizi de depremde yaşamayı öğretmediler. Depremde ölmeyi öğrettiler. Yıllarca 30-40-50 yıldan bu yana. Evet. İnsanları kadarıyla baş başa bıraktılar. Evet, siz depremde bu burada yoktuk. Burada yoktunuz. Ev boş muydu? Boştu. Ha, boştu. Boştu. Evet. Dışarıdan çok oldu. İyi. Yani hangi kentteydiniz? Mersin'deydim. Mersin'deydiniz. Evet. Mersin'den Antep'e geldim. Köye gelecektim. Aynı gün deprem oldu. Aynı gün deprem oldu.
Çok geçmiş olsun. Çok ben geçmiş kalan. Olsun. Hiç kimsenin olmaması evet, çok doğru. iyi olmuş. Biz Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Evet. Diyarbakır'dan geldik. Evet. İlk günden beri biz de buradaki vallahi durumları olsun. Aktarmaya çalışıyoruz. En azından insanların devlet. Gereken insan gücü olsun, yardımlar olsun buralara ulaştırabilmesi için. Ya deprem yani din, ırk, mezhep ayırt etmiyor yani. İnsanlığı yok ediyor. Evet. Aynen öyle, insanlığı yok ediyor. Sizin köyünüzde de Suriye'de savaştan kaçmış iki vatandaşın yaşamını yitirdiği söylendi. Yani. Evet. Başka Suriyeliler var mı burada yaşayan var. Başka ailelerde? Var var. Var değil mi? Evet. Var. Uzun süredir mi burada yaşıyorlar? Vallahi 4-5 yıl oldu. 4-5 yıldır evet savaştan ülkelerinde yaşanan savaştan kaçıp ta Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesinin Narlı, Doğan Dede, Osman Dede köyüne yerleşmiş İleride iki Suriyeli vatandaş. Evet, Ördek Dede. Evet, oraya doğru kişi. Da gideceğiz. 35 kişi Ördek Dede de yaşamını yitirdi. Daha göçük altında olanlar var. Hala göçük altında olanlar. Evet, dün valiliğin bir açıklaması vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Vallahi aramalar, evet aramalar sonlandı diye. Yok, radyo yok, köydeyiz yani. Evet. Şehirle irtibatımız yok maalesef. Yok, evet. Çok geçmiş olsun. İsminiz evet. neydi sizin? Rıza ismi... Çankaya. Rıza Çankaya. Evet. Çok geçmiş olsun Rıza Bey. Evet, Suriye'deki savaştan kaçıp Pazarcık'ın Narlı beldesine Osman. Bağlı Osman Dede köyüne sığınan Suriyeli vatandaşlar da bu depremden nasibini aldı. İki çocuk, Suriyeli, iki çocuğu. Suriyeli kız çocuğu. Birisi burada. Ismi Elif soy isminde. Yok bir ismi Elif de öbürü de. Öbürünün ismini. Evet Elif isminde bir kız çocuğu ve ikinci bir kız çocuğu Suriyeli burada. Maalesef bu depremi. Amcanızın evinde kimse yaşıyor muydu? Burada da kimse yaşıyor. Aslında buradaki birkaç evde daha benzer şey vardı. Yani kimsenin olmaması. Evet, evet. Kış koşulları nedeniyle farklı. Kış koşulları nedeniyle boştu. Yaz olsaydı evet. daha çok. Evet. Bu bölgenin tamamında mı böyle bir şey var? Yani tamam. insanlar kışın burayı tabii, terk tabii, ediyor tabii, büyük tabii. bir bölümüyle. Bu aslında can kaybını da azaltan bir evet. etmen olmuş. Eğer yazın yani hani bazen kış şartlarında oldu mu daha ağırmış gibi geliyor ama bazen de böyle can kayıplarının önüne de geçmiş oluyor burada karşılaştığımız gibi. Çok geçmiş olsun Rıza Bey. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, bu sıranın tamamı neredeyse yıkılmış. Neredeyse bu köyde ayakta kalmış bina sayısı çok az. Yani köyün 1/3 yıkılmış. Çok geçmiş olsun. Bu sizin mi çocuklarınız bu enkazın altında kaldı acaba? Yok, Tıp kırmancı zani? Yok, Arabi zani. Çok geçmiş olsun. İki tane kız büyük. İki tane kız kaç yaşındaydılar? 17. Evet. 9. 17, 9'du. 9 yaşındakinin ismi neydi? Fatıma Muhammed. Fatıma Muhammed. Muhammed Şehadi. Diğeri Elif miydi? 17 yaşında olan. Evet bir tanesinin Elif olduğunu. Siz Suriye'nin hangi kentinden göçmüştünüz? Evet. Suriye'deki savaştan kaçıp buraya sığınan Suriyeliler de bu depreme yakalandılar ve iki kız çocuğu bu köyde depremin altında can verdi maalesef. Şu an şu göçün hemen yanı başında AFAD çadırı kendilerine ulaşmış ama henüz kurulumunu yapamamışlar. 5 gündür bu kendilerinin kurduğu naylon çadırda kalmışlar. Evet bu arkadaki evde Suriyeli vatandaşlar enkazın altından bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Onların da yanına gidip
kolay gelsin, geçmiş olsun. Motoru çıkarmaya çalışıyorsunuz herhalde. Ama aile gitmiş. Ha. Herkes kurtuldu inşallah. Bir kız 5 sene çıktı. Ben babası. Ben burada ev benim. Bu burada şey orada ev petrol benim. Evet. Şey bir kız 5 sene çıktı. Bir oğlan 6-5 sene şey ayak. O tarafa şey 2 kat. Arasında kalmıştı. Ha. Bir kız 18 sene olmuş. Bir kız 9 sene olmuş. Onlar vefat ettiler. Evet, hangi binada? Bu binada mı? Bu binada vefat ettiler. Kim? Ki, akrabanız mıydı? Yok babası. Senin kızların? Ha kızlar. Senin ismin neydi? Ben Mehmet Şehade. Nereden gelmiştiniz? Ben mi? Hangi kentten? Suriye'nin hangi kentinden gelmiştiniz? Şey Fırat. Fırat'tan. Fırat. Bu taraf patronlar. Evet. Ha işte. Hangi şehir? Şehir şey As-Savra. As-Savra'dan gelmiştiniz. Ha. Kaç senedir buradaydınız? Ben sana 10 sene. 10 senedir burada. Kızlarınızın ismi neydi? Narin Şahade, Fatma Şahade, Senet Ali Şahade. Üçü vefat etti. Yok, iki tane vefat, bir tane şey hastahane şey mücahidler. Hastaneye götürüldü. Antep'te. Hangisi hastanede şu an? Hastahane mücahidler. Yok yok, ismi nedir? Kızın? Senet Şahade. Senet Şahade. Ha, evet, Senet Şahade sağ şey, kurtuldu. Ancak diğer iki kızı enkaz altında maalesef yaşamını yitirmiş. Başın sağ olsun. Sabır diliyorum. Suriye'deki savaştan, As-Savra'dan kaçıp buraya gelmiş, buraya sığınmışlar. Şu an durumu iyi olan hastanede. Bu şey. Evet, bacağı. Hepsinin sağlam ama bu ama sol bacağı. Şey 6 saat kaldı bu. Ha. O tarafa. 6 saat. 6 saat boyunca burada şey, enkazın altında. Evet. Ben çıktı. 6 saat enkazın altında kalmış. Ayağı iki kolonun arkası arasında sıkışmış. Hiç, millet, hiç kimse yok bak. Evet, gösteriyor. Gerçekten. Ben zaten sakat yani. Ben zaten avol sakat. Evet. Ben zaten avol sakat yani. Evet, her tarafında ben yaralar var. Daha önce hep ameliyat var. Evet. Anladım. Evet, anladım. Evet, birçok yerinde ameliyat izleri var. Kendisi burada ailesini geçindirebilmek için sığınmıştı. Ama iki kızı yaşamını yitirdi. Bütün her şeyini kaybetti. Nalin Şahade 18 sene, Fatime 9 sene. Nalin Şahade ve Fatime diye iki kızı burada yaşamını yitirdi. İki de yurttaş, bu köyün köylüleri, yerlileri yaşamını yitirmişti. Şimdi de motor çalışıyor. En azından bir yerlere ulaşabilmek için motorunu çıkarmaya çalışıyorlar. Altını kazıyorlar ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bak orası çök edebilir. Yani ille çıkaracaksanız da şey yapın. Mecbur, araba yok, mecbur. Mecbur. Herhangi bir vasıtalar da olmadığı için. Mecbur. Yalnız oraya bir payanda bir şeyler sıkıştırarak yapın lütfen. Yani siz de zarar görmeyin. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Çadır kurulumuna yardım etmeye çalıştık ama beceremedik. Yani o yüzden kusura bakmayın lütfen. Yani nasıl yapılacağını bilemediğimiz için arkadaşlarımızla kuramadık. Evet.